Game Night'a hoş geldiniz. Nasılsınız Murat abi? İyiyim Siyah'cığım, sen? Ben de iyiyim. Ee, az sonra başlayacağız. Hem iki temsilcimizin de aldığı mağlubiyetler tabii biraz morallerimizi bozdu. Bir tanesinde kıl, paçı, kıl payı kaçan bir galibiyet, bir tanesinde de vallahi utansınlar e, diyeceğim bir olay yaşandı e, İspanya'da. Biraz sizle bu konulardan başlayalım. Hemen Fenerbahçe ile konuya girelim Murat abicim. 71-72 son saniyede tanıdık bir isim. Sulukas'ın attığı üçlükle gelen mağlubiyet öncesinde olan bir steps ee, ama e, ona da rağmen bence Fenerbahçe'nin kazanabileceği veya kazanması gereken bir maç. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şanssız bir maçtı çünkü yani e, bütün maçı Olympiakos 24'te 6 üçlükle oynuyor. Son bir dakika içinde hem Vezenkov hem Sulukas el üstü <laughs> üçlük sokuyor. inanılmaz zor iki tane üçlük sokuyor. Evet ki bir step değil birkaç step var orada. Hı hı. Ama e, canlı yayında ben de izlerken sonra da hemen e, maç sonuna girdik. Açıkçası ben de fark etmedim. E, tekrarda da ayaklar e, ekrana gelmedi. Hı hı. Gelmiş de olabilir o kadar e, heyecan çöktüm evet, ki. E, ama yani step ve çalınması gerekirdi. Ama yani ilk maçım hakemleriyle başlayayım. Kötü bir maç yönettiler ama yani ben Belosevic'in olduğu yerde art niyet e, arama. E, Hakem de kötü gününde olabilir. Ama iki tane e, ayak çizgideyi kaçırdılar. E, Mete Can'a bir steps çaldılar. Basket attığı pozisyonda. Doğrudur. Ama eğer ona çalacaksan kaç tane öbür tarafta foal veya sulukasın tavşan adımları dediğimiz Tabii. şeyleri var. Yani bunların hepsi şey ama Fenerbahçe'nin bence esas şanssız olduğu başka şeyler var. Şimdi bunlardan bir tanesi yine Cekir'i ile başladı. Cekir'i yine çok çok, çok iyi başladı. başladı. Ama yani 26 da herkes işte keşke üçlük atsaydı eee Kaçırsaydı da uzatmaya giderdik. Şimdi Cekiir 26 dakika oynamış ve genelde foulla, bazen de şeyle mücadele ediyor. Tarık Blackle. 26'dan fazla Cekiir verimli olamaz. Tabii canım. Burada Motley'nin devreye girmesi gerekirdi maç içinde. Çok az tercih etti, tabii. 13 dakika 40... ama tercih edilecek gibi değildi. Yani 5'te bir 1 attığını falan bir ya. kenara bırak. Ya şu ikili sıkıştırma geldiğinde topu çıkar kardeşim ya. Yani sezon sonuna geldik artık. İlla da senin bitirmene gerek yok. İkincisi de... kalitesi bu kadar iyi özellikle 3. çeyrek oynadığı bir maçta... E, Gudur için evet yüzde %100 yani hatta e, Bulbuk'undan daha e, şeymiş e, sakatlı daha ağır verenmiş. Geçemiyor adam o alıştığımız evet. potaya şeyleri yok. yapamıyor e, Yani Gudur için yüzde %100 olmaması için onu suçlayamam elinden geleni yapıyor adam 2 maçtır 3 maçtır. Sakat sakat oynuyor. Yani bir, bir gün arayla ama. bir de oynuyor. Ama Pala'nın bu kadar iyi olduğunda tamamlayıcısı olan Gudur için e, sakat olması, %100 olmaması da bence çok büyük bir şanssızlık. Bir de tabii Fenerbahçe e, ikinci çeyrekte evet ona öne geçti falan ama ikinci çeyrekte maçın kontrolünü kaybetti. Çünkü ya oraya kadar skordan e, bağımsız olarak maçı çok iyi oynuyordu. Yani ama e, ikinci çeyrek bir asist, dört top kaybı 9'da 2 ikilik. Yani orada işte Olympiakos sertleşiyor. ve orada ilk defa Sulukas ve Volkap'ı yan yana değil, direksiyonu tamamen Sulukas'a bıraktılar. Bıraktıktan sonra 13 sayı, 3 rebound, 17 verimlilik. Şimdi Sulukas direksiyonda olduğu zaman asist yapmasa da e, drive'larıyla müthiş denge bozuyor. Evet. Ve bu denge bozulum, bozulmasından dolayı ilk çeyrek hiç serbest atış çizgisine gitmeyen Olympiakos 9 kere gitti. 9 tane de sayı buldu çizgiden. Ha, şimdi hep ne diyorduk? Kadro mühendisliği, kadro genişliği. Şimdi Guduriç oyun kurucu değil. Oyun kurucu yapılıyor. Evet. Obra zamanında başlayan bir proje. Sonra tabii NBA'ye gidince o proje bir çukur tabii, tabii, çukura girdi. Ama bu takımda Kalaitis'in de bir şeyi olması hep söylüyoruz. Şimdi Carson Edwards ile Dorsey ikisinin de tek düşüncesi var. Tabii ki. <laughs> ha şimdi Ituris nihayet Carson'da bu maçı iyi oynamadı. O ayrı. Ama süre vermeye Ama, başladı. Ama e, güvenmeye başladı ve molalardan bir tanesinde işte tepede toplu onu buluşturup yani geçemeyeceği adam yok Avrupa'da. Tabii. Şimdi çok geçemeyeceği olur. adam yok. Ee, Avrupa'nın yine en iyi dribbling üzerinden pull-up şutlarından birine sahip. Orta mesafeden tabii. Orta mesafe. Yani potaya kadar gitmesin. Ha ona ilk adamı geçtikten sonra görebileceği seçenekler sunalım köşelerde iki şütör. Topsuz bir belk doğru yapan uzun uzun. Yani onları veriyor zaten. Hatta Antetokounmpo'ya verdi bir tane tutamadı son maçta. bundan önceki Gençler. maçta. Evet. ya bu adamın çok acayip özellikleri var. Ha Dorsi müthiş başladı. Fenerbahçe'nin ona da ihtiyacı var. Ama şimdi Dorsi de Carson gibi iyi Carson daha ziyade onun kötü başladığında daha çok yapıyor ama iyi başladığında benim atmam lazım buduna giriyor. Mesela ikinci şey o dönüş, geri dönüşü başında onun kullandığı çok erken bir üçlük var. Yanlış bir, top tercihi. Bir de çok yanlış bir top tercihi var top kaybıyla evet, sonuçlanan. Ama ne yapacaksın? Goodrich %100 değil. Yani Guduc sahada olsa bile belli ki... genelde yaptığı şeyleri yapamıyor. Ulbuk'un yok. Sakat. E mecburen ikisinden birine veya... ikisine Tabii ki. döneceksin. Yani o... Da işte o taa sezon başındaki... kadro mühendisliğini... bana sorarsan gidiyor. Ama... benim bu seride... mücadeleye... özellikle maç önü hazırlığına... Ee, hiçbir itirazım yok. Çok başarılı. Ama şimdi yine bana diyorlar ki ya Nigel'la Deşan'ın bu kadar kötü attığı bir maçı Fenerbahçe nasıl kazansın? Evet. Ee, 35 dakika 18 saniye. Nigel ki son maçlarda o, bu onun için tatil gibi tabii bir tabii şey. Tabii, az yani e, 37 dakika 20 saniyede de, yani. de şu an. Toplam 11 sayı. 10'da 4 ikilik, 5'te 1 üçlük. Şimdi buradan evet Fenerbahçe'nin onların sayısına ihtiyacı var. Bir başka şeyde ikisi toplam 2 iki asist yaptı. Tabii Şimdi abi, bunlar da artık bir noktada tek, yani depo boşalıyor. Ha? Ben de ona geleceğim. Yani her e, maç 40 dakika, her maç 40 dakika. Üçüncü çeyrekte Nigel bitmişti. Tabii canım. Üçüncü çeyreğin sonundan ayca bitmişti. Son bir yani Anadolu Efes maçıyla başlayan bir maratondan İnan, bahsediyoruz. İnanılmaz bir süre yüklenmesi. E tamam diyecek ki İtudis ya Mete Can'ı denedim dört küsur dakika. Tarık'ı denedim 3 dakikaya yakın. Kadro mühendisliğinden bahsediyoruz zaten. Ben bu maç özelinde konuşmuyorum. Bu, ben buraya gelinme noktasından söz edin, ediyorum. Yani. Kesinlikle. E, onun bedelini de tamam büyük bir şanssızlık oldu. Hakikaten o son iki üçlük de... E, yani çok ekstra üçlüktü. Yani Budül için tercihi tartışılır. Yani... Tabii ki. E, 3.8 saniye... E, Olympiakos gibi yani... her takım için... E, molası varsa... E, önemli Tabii bir 3, süreç. 3.8 saniye kadar Olympiakos'a karşı... iki sayı öndesiniz, top onlarda kenarda dese bütün Fenerbahçeliler... maç önünde imzayı atar da o savunma e, yapılıp o maç kazanılır yani tercih sonuca göre eleştiriliyor. Tercih. Ya bu yüzde yani tercih, tercih sulukasa stepsi çalsalar ya da kaçırsa herkes diyecek ki Guduric Gudur kazandı. Tabii, ama işte ben onu ben onu eleştirmiyorum yani Guduric'in bunu yapması gerekiyordu ben e, doğru bulmuyorum açıkçası. O o anda takımını öne geçirecek ve de %90 ihtimalle diyelim. Yani maçların e, işte bakalım şu anda tamamen benimki tahmin ama siz 3.8 saniye kala 2 sayı yöndeyseniz o maçların %90'ını kazanıyorsunuzdur zaten basketbol genelinde. Çok daha düşük bir ihtimaldir kaybetme ihtimaliniz. O yüzden bence Guduric yüzdelere baktığınızda doğrusunu da yaptı. Savunma steps mi steps? Ben hakemlerin son düdüklerini hep yuttuklarını görüyorum. Yani foullerde de dünya genelinde hakemler biz belirleyici olmayalım gibi bir şeyde. Ama Kural buna steps mi diyor? 3 kere steps diyor. Yani Kaç tane de, steps <laughs> var ya? Bir, de tek steps de değil. Steps değil Üç de kere değil. steps diyor. Ee, ama ben hala o savunmanın daha doğru yapılabileceğini, Suluk gibi bir maçta elleri en sıcak oyunculardan biri olan Suluk en, en, sıcak e, elinden o topu alınabileceğini veya ona verdirtmeme savunması yapılabileceğini düşünüyorum. Yani Suluk As topu aldıktan sonra switch mi yanlış yapıldı veya başka bir şey mi değil. Suluk As aldırtmayın kurgusuyla o savunmanın hazırlanıyor olması. Gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe için çok çok büyük kaçan bir fırsat. Murat abi. Yani ilk maçta da çok yakın şeyler belirledi demiştik. Bu maç artık... inşallah şevkleri ve ruhun kırıldığı maç olmaz bir sonraki maç öncesinde. Bu Vallahi akşam oynanacak. Bu taraftarla başlayacak. Çünkü taraftar da bir çöküş yaşadı. Tabii. Ama ben Euroleague şampiyonluğundan bu yana giden arkadaşlarım da söyledi. En iyi Fenerbahçe tribünüydü. Evet. Yani o ilk defa e, uzun bir süreden sonra şampiyonluk gelene kadar orada inanılmaz bir ve giderek de e, basketbol takım, bilgisi artan bir Bunu da takım sağladı. Bu takım sağladı bunda. Yani bu inancı bu taraftarı oraya çeken bu takım olduğu için Itüidsi ve e, oyuncuları da burada tebrik etmek lazım. Çünkü inanmayan bir taraftar grubuna dönüşmüştü veya daha doğrusu Başarı sarhoşu olan bir taraftar grubuna düşmüştü Fenerbahçe Obradoviç yıllarında. Nasıl olsa Final Four'lara otomatik kupalara oynamak normal ya bir final standart. Final beğenilmiyordu <laughs> ya. O havaya yaratılmış. Oraya girmişti. Ondan sonraki dönemde de e, ya biz neler gördük bu takımdan olmaz kafasında bir psikoloji vardı. Şu anda bu takım demek ki kendine ve geleceğine inandırmaya başladı Fenerbahçe ki taraftar e, geri döndü. Bunun biraz tersi olması lazım bu arada Murat abi Taraftarın takımı. Yukarı i̇şte çekiyor bu, bu gece bu gece o gece. Yani bu gece o gece çünkü bir günde eee Nigel De an ne kadar dinlenebilir? Ne kadar Yok canım, diri ha. olabilir? E, Nigel Deshawn konusunda da eleştiri yapacaklar veya Itoy'sin yani Metecan savunmasını yapacaklara sorulacak iki tane şey var. Bir biz Metecan'a değil Antetokounpo'ya soruyoruz. Yani o, o transferi de sen yaptın. sıfır dakikayla devam ediyor Fenerbahçe kariyerine. Antetokounmpo Ve yerine, iki buçuk ay niye e, Dorsey'i bekleyip oyun kurucu almadı? o zaten başka bir soru. Bir de Bielitsa sorusu. Yani burada kadro mühendisliğinde bir Bielitsa'yı, Antetokounmpo'yu ve e, Kalaites'in yedeğini e, sormak gerekiyor. E, şeye de baktım e, programdan önce. Suluk hasta Kalaites'in maaşları da hemen hemen aynı. insan içinden ya bu Suluk As bu takımda olsaydı ...diye geçirmeden edemiyor yani. Çünkü hakikaten çok önemli ve çok büyük bir kart. Fenerbahçe'den sonra da üzerine koyarak devam He ediyor Ya Şimdi yani. tabii Fenerbahçe taraftan akıllarında o son sene kalıyor ama o son sene... ...formsuzdu. Ama Ola ondan bileziyor. öncesine bak. Bir de şu ana bak. Bir de şu ana bak. Yani ben açıkçası... ...ETV'yi de... ...ben de eleştiriyorum ama... Yani bu sene İTÜDİŞ'te devam etmek çok önemli diye düşünüyorum. Her şey. sene antrenör değiştiren takım damgası yemek üzere Fenerbahçe. Ama gelecek sene sonunda işte bu sene yaşadığı ya da oyuna müdahalelerde dokunuşlardaki eksikliği de gidermeyi bekliyorum. Bu da kadro mühendisliğiyle başlıyor. Evet, Çünkü evet. CSK'da bu dikkat çekmiyordu. Baktığı zaman herkes Teodos zaten... Hiç evet. kötü oynuyordu. Ha, Rodriguez falan, ha, de kol, ha, o var, bu var. Yani seni deneyelim, onu deneyelim. Ha, Tabii, yani, a, yani, şey de orada oynuyor. O tamam, ben şöyle, Fenerbahçe'nin sezonunu önümüzdeki programlarda daha detaylı değerlendiririz ama benim düşüncem şöyle, ben beklentiye göre başarıyı ölçüyorum. Sezon başında beklenti son 8 ve öyle bir performans değildi. Orada bir kere geçti. Bu seriyi başına gelelim. Biz sizle burada oturduğumuzda Olympiakos Fener'e en ters gelen takımlardan biri. E, büyük ihtimal Olympiakos geçecek. Hatta inşallah ma maçlar farklı olmaz. Normal sezondaki gibi olmaz inşallah diye konuşuyorduk. E bir bire getirdi seriyi. Üçüncü maçı kazanmaya kadar geldi. E, elindeki kötü kadro yapılanmasına rağmen. Kötü demeyelim de eksik kadro yapılanmasına rağmen. Ee, ben bu seride de başarılı buluyorum Fenerbahçe'yi. Yani şu, an, şu ana kadar bile başarılı üzerinde bence. Tabi, yani Beklentinin üzerinde olduğu sürece başarılıdır. Beklenti değişecek ama gelecek sezon için. Siz orada haklısınız. Bu sezonun beklentinin üzerinde bitirdi ama seneye yapılacak 3 veya 4 transferle bu takım Final Four hatta hatta şampiyonluk konuşacak bir takıma e, dönmesi dönebileceğini gösterdi. O yüzden de gelecek sezon doğru transferlerle söylediğiniz gibi o yeni beklentiyle bakalım karşılık verebilecek mi? Ama bence kesinlikle kalması %100 gerekiyor. Bence de. Bence de ama şimdi bu sene bilmiyorum, e, Mauricio artık karışmıyor diye duyuyorum, danışman gibi. E, Derya e, ilk senesini geride bıraktı. E, bu arada Derya getirmiş karşısına net Ben onu tebrik ediyorum. Hakikaten bu, bu vizyon gibi. transferi. Tabii, tabii, tabii. Bu bir vizyon transferi. Ha, i̇stemedi, oynatmadı. Başka o koça bir şey yazar. Bir şey bu doğru bir transfer. Yani bütçesi çok yüksek olmayan takımlar için, orta sıralarda bir bütçe için bu doğru bir transfer. Çünkü potansiyel inanılmaz. Bakalım. E, bu akşam dördüncü maç var. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Umarız seriyi beşinci maça taşıyacak. Galibiyeti alır deyip Türk Telekom'u ve İspanya'da yaşanan rezaleti konuşmaya geçelim.